Hoş geldin. Seni de iyi, seni de eline içindeki. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Güne çocukları okula göndermekle başladım. Evde işlerimi hallettim. Sonrasında o kadar zaman çabuk geçti ki hemen baktım ki okuldan gelmişler. Çantalarını kontrol ediyorum, boşaltıyorum ve temizliyorum ilk iş olarak. Sizin ikinizinki de kırmızı. Bir yandan da kontrol ediyorum ne yemişler ne yememişler. Ben yemedikleri hiçbir şeyi koymamaya çalışıyorum. Arada şansımı deniyorum, koyuyorum. Koyduklarım yenmeden geliyor. Sonra ziyan olabiliyor bazen. O yüzden ne seviyorlarsa onu koyuyorum. En azından okulda da karınları doymuş oluyor yeteri kadar. Bir ara nasıl bir salgındı öyle. Bütün çocuklar hastaydı okullarında. Şimdi bu aralar iyi Allah'tan. Herkes bir atlattı sanırım. Umarım ikinci başlamaz kimse de. Hepsi sağlıklı olsun. Biz de mutlu olalım. Şimdi size mutfakla ilgili hani memnun kalıp kalmadığımı merak ettiğiniz bir tavsiyeden bahsedeceğim. Ben IKEA'dan bu bulaşık altı matı almıştım. Uzun bir süre bunu kullandım. Ama şu anda ne kullanıyorum? Bu kurulama bezlerini kullanıyorum. Hangisinden memnunum? Artılarını, eksilerini anlatayım size. Bundan yer tasarrufu açısından ve kullanış açısından çok memnunum. Burada böyle dik yerleri olduğu için hani alttan hava da alıyor bardaklar, herhangi bir şeyler. Koku falan yapmıyor. Ben bunu günlükte temizliyordum ama yine de küflenmeler oluyor. Sürekli diş fırçasıyla temizlemem gerekiyor aralarını. Ne yaparsanız yapın, ya buralarda böyle bir kirler oluyor. İlaç kullanmak zorunda kalıyorum. İlaçsız çıkartamıyorum. Kaynar su dökmem gerekiyor. Bunu temizlemek için çok özel bir çaba sarf etmem gerekiyor. Kullanış olarak çok memnunum ama temizleme işi olarak çok büyük bir iş yükü doğurdu bana. Bununla yollarımı ayırdım, o yüzden kullanmıyorum. Onun yerine aldığım bu kurulama bezlerini kullanıyorum. Bunlardan o kadar çok memnunum ki bunu size anlatamam. Birincisi, bunları sürekli mesela her akşam mutlaka yıkıyorum. İşte sabun var bir tane, normal beyaz sabun. Beyaz sabunla yıkıyorum. Haftada bir kere kaynatıyorum. Yine bulaşık tabletiyle, bulaşık makinesi tabletiyle kaynatıyorum. Bunları da pırıl pırıl oluyor. Mesela şu renk farkına bakın. Bunun muhtemelen yıkanma zamanı geldi. Bunu daha yeni kaynatmıştım. Böyle yesyeni çıkıyor. Ve çok da temiz kalorifer peteğinin üstüne koyuyorum. Orada da çabuk kuruyor. Sürekli temiz ve iyi bir şekilde kullanabiliyorum. Hem kumaş olduğu için suyunu da çok güzel çekiyor bulaşıkların. Bundan çok memnunum. Bulaşık haznelerini de o yüzden sevmiyorum. Onların da kirecini temizlemek çok zor. Çok zaman alıyordu. En son böyle bir çözüm buldum kendime. O yüzden bunu kullanıyorum şimdilik. Tavsiye edeyim. Bir de bulaşıklık, hani bulaşık basma ve bez tutma şeyim vardı. Onu da göstereyim. Üstüme sıçradı. Bundan memnun muyum? Bunu da yine video çekerken almıştım. Bundan da memnundum. Ama bu da çok temizlik istiyor. Ben temizlikten kaçan biri değilim ama İstediğim parlaklıkta, her zaman göremediğimde hep yıkama ihtiyacı hissediyorum. Ben bunu yeri geliyor günde 2 kere, 3 kere köpükleyip yıkayıp yerine koyduğum oluyor. Bu kadar temizlik ihtiyacı olan şeylerle uğraşmak gözümde yorucu. Yani ben buna baktığımda yoruculuk görüyorum, iş görüyorum, kullanış görmüyorum. Tezgahta zaten yer kapladığı için, tezgahım da küçük olduğu için bunu şimdilik hani elden çıkarmıyorum ama kaldırıyorum. Başka bir zaman, başka bir yerde ihtiyaç olur. Belki hani annem kullanmak ister ya da ben belki fikir değiştiririm, tekrar kullanmak istersem buna dönerim. Bunu tavsiye ediyorum. Bunu siz bana söylemiştiniz, bu yerinden çıkıyor diye. Evet, bu yerinden çıkıyormuş. Bu özelliği de çok güzel. Hani altını güzel temizleyebiliyorsunuz. Bu kapak böyle açılıyor. Benim de gerçi burası birazcık şey oldu, çok fazla açılıyor. O yüzden de çok kullanamadım ben bunu. Çok kımıldadı. Bilmiyorum, hemen bu mekanizması gevşedi. Neden böyle bir şey olduğunu anlamadım. Çok kaliteli değil. Beklentinizi çok yüksek tutmayın. Ama buraya bulaşık süngeri, buraya el bezi koyma açısından, yer açısından kullanışlı. Temizlik açısından kullanışsız.
Şimdi size bardak dolabını göstereceğim. Bardaklarım kalmamış neredeyse. Su bardağım hiç kalmamış. Hep uzunlar kalmış. Onu, çay bardaklarımın hepsi çamış, leke olmuş, sararmış ya da makinede iz olmuş. Bardak kısmımdan çok mutsuzum. Yani şu gün bir misafirim gelse ne kadar strese gireceğimi bilmiyorum. Siz yabancım değilsiniz, komşumsunuz, söylüyorum. Benim bu bardak olayına uzun zamandır el atmak aklımdaydı. Şimdi YouTube'da biraz araştırdım. Karbonatlı temizleyenler var. İşte karbonatla, sirkeyle temizleyenler var. Emine deli göze baktım, çamaşır sodasıyla temizlemiş. Başka bir videoda da sabun rendeleyerek, beyaz sabunu rendeleyerek onunla kaynatmış bardakları. Bende karbonatla sirke olmadığı için şu an önce en elimde olan şey, aslında çamaşır sodası da var. Ama olmadı, birazını çamaşır sodasıyla kaynatayım. Birazını da rendelenmiş beyaz sabunla kaynatayım. Hangisi işe yararsa onu göstereyim size. Annemin bardaklarında da bazılarında çünkü aynı sorun var, sararmalar var. Onun da bardaklarına aynı işlemi uygulayacağım. Hem sizin için de test etmiş olurum bu tecrübeleri. Hiç bunlar işe yaramazsa en son çamaşır şey alırım. O karbonatlı sirkeli karışımdan da yaparım. Yani çözümü bulana kadar, size böyle çok güzel bir yöntem söyleyene kadar hepsini deneyeceğim. Şimdi bardaklara bir bakalım nasıl olmuşlar. İzlediğim videoda bir A4 kağıdının arkasında bakılıyordu. Bakın bir kağıt getireyim. Altında çizikler var. Bu böyle. Bunda çok fazla... Niye bu kadar? Hiç gözükmüyor kamerada. Şu grinin önünü şurada göstersem. Burada da gözükmüyor. Gözüküyor. Biraz gözüküyor. Evet. Yine böyle lekeler. Geçtiğimiz gün bir züccaciye kapanacaktı. Gittim de video çektim, size gösteremedim demiştim. Orası kapanacağı için biraz indirimler vardı. Annemler de oraya gideceklermiş. Beni de çağırın dedim. Çünkü ben su bardağı alacaktım. Su bardağı eksiğim var. Tam da konunun üstüne denk geldi. Ben bu işi şimdi yarım bırakacağım. Bunu gelince önce yapabileceğim. Önce biraz orayı gezelim. Oradan bir şeyler alalım. Gelince buradaki işime devam ederim. Annemlere çıktık. Oradan beraber gidecektik Çaycuma'ya. Kızlar da çikolataları gördüler. Teyzemler benim Almanya'da yaşıyordu. Oradan emekli oldular. Burada yaşıyorlar artık ama ara ara git gel yapıyorlar. Çikolata getirmişler sağ olsun çocuklara. Annem de yemekler yapmış, size onu göstereyim. Mancar yapmış yine, bu ara bol bol yapıyor. Yanına da böyle çok lezzetli bir pırasa yapmış. Çocuklara değişiklik olsun diye de gittik ama bayağı zor geçti. Lila rahat pek vermedi, o yüzden çabuk döneceğiz. En azından evden çıkmış olduk, hava almış olduk. Değişiklik oldu bizim için. İbe doğduğum ayından ayıda manda dedem olur gibi. Evet bir tane. Aa, üç katlı yumurtalık çok güzelmiş. Çok az yer kaplıyor. Şu saklama kaplarını çok beğeniyorum. Ha? Evet. Bunlar çok güzeller. Ama senin bitkin oluyor. Ulan bayağı. Ama o yapıyor. Anne ama acıyor. Oynarsan acırım, oynama. Biz gittik geldik. Çok hızlı bir gidiş geliş oldu. Lila'nın karnı ağrıyordu. Hep kucağımdaydı. O yüzden hiç sahne çekemedim. Video çekemedim. Bir daha onlar okuldayken gideceğiz. O zaman daha detaylı bir tur yaparım. Ama bardakları aldım. Bunları göstereyim. Hatta bunları da annem taşıyabildi. Annem aldı. Parasını da ödedi. Bana hediye etmiş oldu. Teşekkür ediyorum. Bir de geçen gün spatulam kopmuştu ve ben bu sefer sapı öyle olmayan bir spatula aldım. Böyle tatlış bir spatula aldım. Hani mutfakta lazım oluyor bana.
Buna çok ihtiyacım vardı. Çünkü hani omletlerini kesiyorum, işte bir şeylerini kesiyorum, börek kesiyorum, bir sürü şey kesiyorum. Bıçakla kesmek zor oluyor. Ya da yufkayı kesiyorum bununla. Bunu birçok şeyde kullanıyorum. Benimki bozulmuştu. Bundan aldım. Şimdi de akşam oldu. Şimdi ben bu bardak işini gene ötelemek zorundayım. Akşam yemeğini halletmem lazım. Ben de bugün daha yemeğimi yemedim. Aralıklı oruç akşam yemeğimi yemedim. Hiçbir şey yemedim. Öğlen işte bir şey, bir tane ceviz falan yedim galiba. Bir de bir tane çikolata yedim. Akşam yemeğini ayarlayayım. Sonra bardak temizleme işine devam edelim. Bardakları yakından gösterecek olursam böyle. Çok beğendim. Miktarı iyi, tutması güzel. Birazcık ağır ama güzel gözüküyor. Umarım güzel günlerde kullanırım. Dünkü videoyu tekrar izledim. Ufak bir şey yarım kalmış. Dedikodudan bahsetmişim, sonra eşimden bahsetmişim. Hani iş durumlarından iki konuyu birbirine bağlamamışım. Aslında onun ana mesajı şöyleydi. Bizim hakkımızda konuşulmuş. Hani aile durumumuzun hakkında. Eşimin kendi isteğiyle ayrılmadığının, bankadan onu kovdular diye konuşmuşlar burada. Ben insanların ne söylediğine hani çok takılmıyorum bu tarz şeylere özellikle. Tabii ki benim de takıldığım şeyler var ama bu benim için çok problem değil. Bir mercimek çorbası yaptım. O kadar lezzetli olmuş ki biraz da fazla yapmışım. Hani miktarını çok ayarlayamıyorum. Buna annem tereyağında sos yakıyor. Pul biber falan yakıyor. Renkleniyor birazcık daha ama ben böyle sade limonlu seviyorum. Şimdi biraz annemlere çıkartayım. Annemdeki pırasadan da buraya alayım. Ben şimdi hemen yukarı gidip geliyorum. Pırasamı aldım, geldim. Annem de çok güzel yapar. Çok güzel olmuş. İkinizinkine de bayıldım. Devamını bekliyorum. Kızlar pırasa yemiyor, mercimek çorbası içmiyor. Onlara da pratik bir mantı yapayım. Mantıyı çok seviyorlar. Birkaç gündür de yapmamıştım. Onlara da mantı hazırlayacağım. Saat 7. Bu da benim akşam yemeğim. Bunu içeceğim. Bol pul biber ekleyeceğim. Yarın sabah kahvaltım biraz daha geç yaparım. Öyle dengelemeye çalışırım. O işte muhtemelen kızlar uyuduktan sonra yakalabilir. Bugün iyiyim, çok uykum yok. Kızlar uyuduktan sonra biraz burada işlerimi halleder. Ben de öyle yatarım. Benim için de birkaç bir şey söylenmiş. Hani eşya değiştirdiğim için gelin müsrif gibisinden konuşulmuş. Yanlış duymadıysam. Bir kere o eşyaları eşim değiştirmek istedi. Hani ben önüne geçemedim. Ayrıca her neyse ben de müsrif olabilirim. Müsrif de olabilirim ama bu hiç kimsenin bunu konuşması anlamına gelmiyor. Bunları konuşmak çok ayıp geliyor bana. Hayatımda hiçbir zaman hiç kimsenin hayatı hakkında ben bu şekilde yorumlar yapmadım, böyle bakmadım. İçimden belki bazen bir şeyler düşünmüş olabilirim ama onu dile döküp de biriyle konuşmak, bunu düşünmek bile bana hani utandırıyor beni. Tabii ki herkes aynı değil. Yani konuşmuşlar, kendileri zaman kaybetmişler. Biz yine hayatımıza devam ediyoruz. Doğrunun ne olduğunu biliyoruz. Öylelikle konuyu da burada kapatmış olayım. Benim çiçekli yapışkanım yine çıktı ortaya. Güzel olacak şimdi burayı da bu şekilde yapmam. Çünkü ben uzun zamandır burayı her açtığımda
aklıma burayla ilgili bir şeyler yapmam gerekiyor. Burada bir sorun var, bardağım az. Bir sürü düşünce geliyordu. Şimdi ne oldu? Açtığımda kafamdaki o düşünceler en azından ortadan kalkmış oldu. Buna da bence zihinde sadeleşme diyoruz. Hani bir iş bitirmek bir sadeleşme olmuş oluyor. Benim için de iyi oldu bundan sonra. Kafam rahat olacak burada. Gerçi benim yapılacak işler listeme göre evin hiçbir yerinde rahat olmamam gerekiyor uzun bir süre. Ama yavaş olsun, az olsun, öz olsun, güç olmasın mantığıyla ilerliyorum. Şimdi bardakları kaynatacağım. Bununla ilgili bir sürü video izledim, araştırma yaptım. Bardaklarımı toparlamaya çalışıyorum. Özellikle çay bardaklarım bayağı kötü bir durumdaydı. Yani deniyorum bu taktikleri ama sabundan, baştan söyleyeyim, sabundan çok memnun kalmadım. En güzeli çamaşır sodasıydı şimdiki denemelerimde. Ama başka birkaç da mutlaka deneyeceğim bundan sonrasında. Yani en güzel çözümü bulana kadar bir iki yöntem daha deneyebilirim. Eşim alışmış, her akşam tatlı bekliyor. Tabii erkeklerin hani kilo ile ilgili bir kaygıları olmayınca böyle oluyor. Ben de yapmamışım. Yine künefe imdadıma yetişti. Künefe hazırladım onun için. Kim oynayacak? Oyun mu oynayalım? Oynayacak mı oynayalım? Tamam oynayalım. Bu küçük tatlı kız okula hani belli bir süre göndermeyeceğim dedim ama evde tutamadım. Çok ağladı okula gitmek için. O yüzden onu devam ettirdim. İyiler şimdi, sağlıkları yerinde. Zaten bu cumada okul tatil oluyor da ben tatil süresini tam anlayamadım. 2 hafta mı, 4 hafta mı, hani 1 ay mı? Fark etmiyor gerçi, hani 2 hafta ya da 1 ay da. Merak ettim çünkü öyle de bir konu var sanırım, hani uzayabilirmiş diye söylüyorlar. Hayırlısı olsun. Dondurmamı döktüm. Bu yedik çok. Gülmesin olsun. Bunu yedik çok. Ama çok dökülür. Yalnız çocuklar evdeyken alışıyorsunuz. Evde mesela okula gittikleri ilk gün birazcık özledim. Önce eksikliklerini hissettim. Sonra böyle bir rahatlama geldi iş anlamında. Onu yaşadıktan sonra da dedim ki evet, çocukların okula ihtiyacı var. Annelerin de bu zamana gerçekten ihtiyacı var diye düşündüm. Şimdi altlarını kapattım. Çocukları uyutana kadar biraz da böyle bekleteceğim. Ondan sonra durulayacağım. Gösteririm. Çok merak ediyorum nasıl olduklarını. Güzel bir haber aldık. Ailemiz büyüyormuş. Bir tane daha yeğenim geliyor. Ondan sonra onun bir tane daha vardı. İkisinin arasındaki yaş farkı aslında bir buçuk yaş falan olacak hani doğduğunda. Bayağı küçük, hani yakınlar birbirine ama hani bakması çok zor değil. Çünkü yakında destek olabilecek hani kimseler var. O yüzden çok çok sevindim herkes adına, kendi adıma da. Sonra dedim ki üçüncü mü istiyorum acaba dedim. Bebek sevmeyi çok seviyorum. Bebek dünyanın en güzel şeyi. İlk 2 yıl harika oluyor. Ama 2. yıldan sonra birazcık ortalık değişiyor. Çocuklar çünkü kendi karakterlerini artık belli etmeye başlıyor. İnatlaşmalar başlıyor. O zamana kadar genelde biz nasıl söylersek o oluyor. Sonra o yorucu anları getirdim aklıma ve geri çekildim. Bu taraftakiler çamaşır sodasıyla yıkadıklarım. Bu taraftakiler sabunla yıkadıklarım. Görünüşe göre çok da bir fark yok. Bu bezlerden bir tanesini kurulama bezi olarak sakladım. 4 tane almıştım. 3 tanesini bulaşıkta kullanıyorum altlarına koymak için. Bunu sadece kurulama ihtiyacım olduğu zamanlarda kullanıyorum.
altında hala boğulu kalan yerler olmuş. Gözüküyor mu bilmiyorum ama buralar tam istediğim gibi parlamamış. Bir de bunlar çok çizilmiş. Biraz yıpranmış gibi gözüküyor. Çok sorun değil, hani o kadar detaylı bakmıyorum da. Şuralar gözüküyor sanırım. Buralarda buğular kalmış sabunda. Çamaşır sodasında daha da az kalmıştı. Bu böyle biraz buğulu olmuş. Niye böyle buğulu oldu? Acaba böyle miydi? Diğerine bakayım. O bardağa da denk gelmiş olabilir ama neticede buğusu geçmemiş. Bu da yine sabunla temizlenen. En azından temiz gözüküyor ya. Buğular birazcık kalmış dibinde. Bu kadar sorun değil. Bu kadar temizlenmesi bile güzel. Şimdi çamaşır sodasıyla temizlenen başka bir bardak. Ama elime alınca hissediyorum çamaşır sodasıyla temizlik daha farklı. Böyle dokununca bunda daha güzel bir temizlik hissi hissediyorum. Neden öyle oldu bilmiyorum. Evet, bundan sonra çamaşır sodasıyla kaynatalım. Sabunla uğraşmayalım rendelemek için. Varsa çamaşır sodası ya da yoksa alalım, dursun. Zaten lazım oluyor zaman zaman. Bu bezleri de çamaşır sodasıyla kaynatıyorlardı. Ve gün sonu en sevdiğim an. Şimdi tertemiz bardaklarımı tertemiz dolaba yerleştiriyorum. Eksiklerim tamamlanmış bir şekilde, düzenli bir şekilde bu dolabı kapatıp bu gece huzurla uyuyacaktım. Çok güzel oldu, çok içmesinde. Ve anne saati. Çamaşır sodasını eldivensiz yıkamak elime biraz dokundu gibi hissettim. Hemen krem sürdüm. Öyle kendine geldi. Çok güzel oluyor. Bu renklerde daha önce hiçbir şey örmemiştim. Şimdi böyle annem için böyle klasik renklerde güzel bir eldiven başlamıştım. Hızlı ilerliyorum. Çok keyifli örmesi. Her bulduğum boşlukta böyle bir sıra daha öreyim diye oturuyorum, örüyorum, kalkıyorum. Örneğin hani çocuklarla beraberken bile. İnşallah çabuk bitirir, size de gösteririm. Videonun da, günümün de bu arada sonu gelmiş oldu. Videomu beğendiyseniz beğenme basmayı unutmazsanız yine her zamanki gibi çok mutlu olurum. Hepinizi çok seviyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın canım arkadaşlarım.